Kalaş Vadisi'nde yüzlerce yıldır yaşam süren Kalaşlar, İskender'in kayıp kabilesi olarak da biliniyor. Vadi boyunca uzanan köylerde kültürlerini ayakta tutmaya çalışan Kalaşlar, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Renkli giysileri, farklı inançları ve kendilerine has dilleriyle Pakistan'ın en köklü ve renkli topluluklarından Kalaşlar. Kültürleriyle Pakistanlılardan oldukça farklı olan Kalaşlara sadece Kalaş Vadisi'nde rastlanıyor. Burası Pakistan'ın kuzeyinde bulunan Kalaş Vadisi. Bu vadi adını bölgede yaşayan Kalaş aşiretinden alıyor. Büyük İskender'in soyundan geldiğine inanılan Kalaşlara sadece bu bölgede rastlanıyor. Kalaşların kökenleriyle ilgili birçok görüş var. En yaygın olana göre Kalaşların Büyük İskender'in soyundan geldiğine inanılıyor. Rivayete göre Büyük İskender İran'ı fethettikten sonra M.Ö. 326 yılında Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a yönelir. Bu sefer sırasında İskender'in önemli komutanlarından biri olan Şalak Şah, Afganistan-Pakistan sınırına yerleşir ve burada 4 oğlu dünyaya gelir. Büyük İskender'in ölümünün ardından Şalak Şah'ın oğulları bölgede yaşamaya devam eder ve böylece Kalaş kavmi ortaya çıkar. Afganistan'ın eski adıyla Kafiristan bölgesinde yaşayan Kalaş Vadisi'ne mensup kişiler 20. yüzyıldan itibaren İslam dinine geçti ve bölgeye Nuristan adı verildi. Pakistan'ın Çitral bölgesindeki Kalaşların ise yarısından fazlası bugün itibariyle İslam'ı seçmiş durumda. Bölgede hala Kalaş inancını ve kültürünü devam ettirenler de mevcut. Kültürlerine bugüne dek yaşatmayı başaran Kalaşlar, 2300 yıllık köklü bir tarihe sahip. Geleneksel giysileri, şamanizmle benzerlik gösteren inanışları ve kendilerine has dilleriyle Kalaşlar, bugün Pakistan'daki en eski ve köklü kavimlerden biri olarak gösteriliyor. Bizim kültürümüz Pakistan'daki diğer kültürlerden tamamen farklı. Giyim tarzımız olsun, yaptığımız yemekler olsun, yaşayış tarzımız olsun diğer kültürlerden ayrılıyor. Biz Kalaş kültürünün Pakistan'daki en renkli kültürlerden biri olduğuna inanıyoruz ve kültürümüzü devam ettirmek için çaba harcıyoruz. Kalaşlar birçok araştırmaya da konu oldu. Ancak sayıları gün geçtikçe azalan Kalaş kavmi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün itibariyle Kalaş Vadisi'nde Kalaş inancına mensup insanların nüfusu 4000'in altında. 2008 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Kalaşların nüfusu her geçen gün azalıyor. Fiziki yapıları ve kültürleriyle diğer Pakistanlılardan çok farklı olan Kalaşlar, ülkenin renkli mozaiği arasındaki yerini koruyor.